akşamlar Doğu Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun Hastalık Hastası isimli oyununa hepiniz hoş geldiniz. Şöyle şöyle bir heyecan var. Arkada da, burada da şu anda hele sizleri görünce 10 misli bu heyecan arttı. Evet, Molière'in bir oyunu az sonra sizlerle buluşacak. Molière'in en son yazdığı oyun bu, Hastalık Hastası. Ve Molière bunu hasta olduğu bir sırada yazdı. Ve bu oyunun hem yazarı hem de başrolüydü. Başroldeki Argan karakterini canlandırıyordu. Ve dördüncü gösteriden sonra Molière rahatsızlandı ve beşinci gösteriyi yapamadan hayata gözlerini yumdu. Tabii ki kendi ülkesini, toplumunu, rejimini, hükümetini baştan tırnağa, tepeden tırnağa yerdiği için istenmeyen bir yazardı. Ve o yıllarda ne yazık ki günlerce naaşı bekletildi. Ondan sonra da bir gece yarısı birkaç kişinin eşliğinde toprağa verildi. Ama bugün Molière Molière oldu ve az sonra Molière'in Hastalık Hastası sizlerle bir araya gelecek. Ve bunu Doğu Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu yapacak. Siz de hak verirsiniz ki bu bir klasik, dev bir yapıt ve bir üniversite tiyatro topluluğu oynuyor. İnşallah layıkıyla üstesinden geliriz ve sizlere her zaman olduğu gibi bu oyunu da beğendirebiliriz. Takdir sizin. Arkada çok büyük bir ekip olduğu için lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Emek en yüce değerdir. Emeğimizi ortaya koyuyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Üç, iki daha, beş eder, beş daha, on eder, on daha, yirmi eder, üç iki daha, beş eder, eczacı mesafeden, biraz daha insaflı olmalı, delilerini yüzlerdeki hastalarını saymamalı, bir dengi, bir buçuk frank, ayrıca sözü geçen günde kalın bağırsaklarınızın yıkanması ve temizlenmesi işlem içinde olmak üzere katmerli, eşsiz macun, gül balı ve benzerlerinden oluşan pek yetkili bir ilaç, bir buçuk frank. Acı sözü geçen günde beyefendinin rahatça uyuması için yapılan yatıştırıcı gül suyu 1 frank 75 santim. İşte buna diyecek yok. Bu ilaç beni yuttu. Bundan başka rahat etmesi için yapılan haşlanmış bitki suyu 1,5 frank. Ayrıca içinde bulunduğumuz ay 27. günü beyefendiyi bir an önce helaya götürerek kakalarını çıkarmanı sağlayan pek etkili bir ilaç 3 frank. Ama mesafeden, siz böyle davranırsanız artık kimse hasta olmak istemez. Bu ay ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplam 8'e çalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tenke yaptırmışım. Oysa geçen ay 12 ilaçla 22 tenke tutmuştu. Neyse bu durum mesafe programı atayım da bu işlem üzülenmesin. Haydi kaldırın şunları. Ne o? Kimse yok mu? Beni hep böyle yalnız bırakırlar. Çıldıracağım geliyor. Şimdi. Oh, hepsi sağır. Tuvalet. Hay kalta kay köpeğin gazı. Şimdi. Oh. Hayırlı işin çıksın da cehennemin dibine gir. Şimdi. Oh. Hiç böyle zor oluyor bir adam yapayalnız bırakın. Şimdi. Oh, öleceğim. Öleceğim de kimsenin haberi olmayacak. Şengül. Geliyorum. Ay kaldan benzin. Ortada öyle bir müte boğuyorsunuz ki yetişin derken başımı pencere gibi girip köşesine çarptı tam. Seni hain seni. Ay. Tam bir saatti. Beni yapayan kız. Kesin sesin azalayan katak. Sizin yüzünüzden benim başım yarıldı. Fit olduk yani öteştik. Ne dedin Aşık de? Azarlarsınız ağlarım. Sen beni bırakın savuşursun ha. Olur şimdi. Bir demek azalayıp bıncımı da alırım yani. İstediğiniz kadar azarlayın. Vaz gelir. Kaldır şunları kaldır. Nasıl? Bugün bir tenkeyi yiyecek misini göstermiş mi? Tenkiyeniz mi? Saframı sökmüş mü? Vallahi ben öyle şeylere karışmam. Ona burnunu sokmak özgür florenta düşer çünkü çıkarı onda.
Neyse. Biraz sonra yine teki yaptıracağım. Söyle, sıcak su bulundurmayı. Unutmasınlar. O Mösyö Florent olacak. Öteki Mösyö Pürgün olacak. Sizin vücudunuza istedikleri gibi oynayıp duruyorlar. Onlar sizi sağma inek yapmışlar. Şunları bir görsem de sorsam acaba. Hastalığınız neymiş ki bu kadar ilaç veriyorlar? Sus! Bilgi sigara! Tıbbın buradan ne demek sırnahtını sanki? Gel kızım. Tam zamanında geldin. Ben de sana bir şey söylemek istiyordum. Buyurun, dinliyorum babacığım. Bana bastır onu. Şimdi gelirim ben. Çabuk olun efendim, çabuk olun. Her şeyiniz tamamdı. Bir Mösyö Florent'ın lazımlığı eksikti. Tanet, ne var? Biraz bana ver. Bakıyorum. Tanet. Peki. Aslına bakarsanız tam 6 gündür ondan söz edip duruyoruz. Siz her saat başı ondan söz etmezseniz içiniz rahat etmiyor. Ne saklayayım, ne kadar söylesem de yine doymuyorum. Sana yüreğimi açmak için hiçbir fırsat da kaçırmak istemiyorum. Ama doğrusunu söyle Tuanet. Sen benim bu duygumu yersiz mi sayıyorsun? Aa, ben öyle bir şey söylemedim. Onun bana karşı duyduğu ateşli aşk gösteren tatlı dillerle kadınlara karşı ben taş gibi duygusuz mu kalayım? Tanrı korusun. Söyle bakayım. Şu bizim tanışmamıza yol açan o bulmaz serüveni. Sen de benim gibi Tanrı'nın bir armağanı. Yazgının bir cilvesi senmez misin? Evet. Onun beni hiç tanımadan savunmaya kalkışmasını, kibar beylere yakışacak çok ince bir davranış bulmaz mısın? Evet. Üstelik de bütün bunları son derece bir incelikle yaptığını açıkça söylemez misin? Söylemez olur muyum? Çok yakışıklı adam değil mi Tanet? Evet. Davranışında da bir incelik var değil mi? Kesinlikle. Dünyada onu bana söz dediği söylerden daha ateşli sözler olamaz değil mi? Sanırım olamaz. Tanrı'nın nesinden de şu karşılıklı aşk yaşayan yüreklerimizin birbirine karşı duyduğu tatlı coşkunluklara engel olan şu baskı altındaki yaşam ne korkunç. Değil mi? Haklısınız, korkunç. Öyle ama Tuhaneciğim, acaba o beni gerçekten bahsettiğin kadar çok seviyor mu dersin? Sanırım bunu yakında anlarsınız. Dünkü notunda size resmen istemeye karar verdiğim yazması sözlerin doğru olup olmadığını gösteren bir yol demektir. Bundan daha iyi kanıt olamaz. Öyle ama Tuhaneciğim, eğer o da beni aldatırsa artık ömrümde hiç bir erkeğe inanmam. Baba, babanız geliyor. Şöyle gel bakayım kızım. Sana sandan hiç beklemediğim bir haber vereceğim. Seni bir yere istiyorlar. Ya, gülüyor musun? Öyledir ya, evlenmenin sözü bile hoştur. Ben size öyle görüyorum ki sana evlenmek isteyip istemediğini sormaya bile gerek yok kızım. Her ne buyurursa duymaya göremeyelim babacığım. Üver al bu ya, karımenden hem senin hem küçük kardeşin Luisa'nın rahibe olmanı sağlamamı istiyordu. Öteden bir aklıma takılmış kalmıştı. Hazır kalmış kimdi, ne hesapları var? O bir türlü bir evlenmeyi razılamak istemiyordu. Ama ben ona söz geçirdim. Hem karşı tarafa söz verdim. Ah babacığım, bana karşı yapmış olduğu zilikleri öyle mi net duyuyorum ki? Doğrusu buna ben de çok sevindim. Sizin bütün ömrünüz boyunca yaptığınız en doğru iş bu iş. Adamı daha görmedim. Ama görünce hem benim hoşlanacağımı hem senin hoşlanacağını söylediler. Elbette hoşlanırsınız babacığım. Nasıl? Sen gördün mü? Doğrusunu isterseniz biz buna tam 6 gün önce bir rastlantıyla tanışmıştık. İşte size yapılan bu başvuru bizim o ilk rastlantılaştığımızdan sonra birbirimize karşıladığımız ilgiye sonucudur. Onlar bana bunu söz etmediler. Yakışıklı, aslan gibi bir delikanlı olduğunu söylediler. Evet babacığım. Bu ayıbası yarın neymiş? Elbette. Çok güzel bir izi varmış. Çok güzel. Oslu ve soylale çocuğuymuş. Değil mi? Yunanca Oslu'yu çok iyi konuşurmuş. O mu babacığım? Evet, sana söylemedi mi? Doğrusu söylemedi. Peki size kim söyledi? Mösyö Pürgün. Mösyö Pürgün onu tanıyor mu? Amma da sonra ha! Yeğeni onu da tanımaz mı? Kliyat, Mösyö Pürgün'ün yeğeni mi? Hangi kliyat? Ben seni istiyanıma söylüyorum. Evet. Öyle ya. Mösyö Pürgün'ün yeğeni. Yani eniştesi Doktor Diyefer'in oğlu. Biz bu evlenmeyi bu sabah Mösyö Pürgün bir, Mösyö Pürgün iki, bir de ben bir. Üçümüz karar verdik. Yarın da gelecek bir damat babası getirip beni tanıştıracak. Ne o? Bir de mi lafışık kaldın? Öyle görüyorum ki babacığım. Siz birinden bahsetmişsiniz. Ben başkasını anlamışım. Vallahi efendim siz bunca servet sahibiyken nasıl olur da kızınızı bir doktor yerine getirmek istersiniz? Vereceğim işte, sen de karışıyorsun. Aşık dedin sigara. Aman Tanaş'la
kendimi doktor bir damat bulup hekimden ısınmak gibi olarak bilimin yardımını sağlamak, vücuduma gereken ilaçların hepsini evin içinde bulundurarak istediği kadar muayene olup reçete yazdırabilmek istiyorum. Ama efendim, şimdi elinizi vicdanınıza koyup da söyleyin. Siz gerçekten hasta mısınız? Ne dedin gerçekten? Peki, siz çok hastasınız. Artık bir diyeceğiniz kalmadı ama kızınız sizin için değil, kendisi için kocaya vuracak. Kendine hasta olmadığına göre bir doktorla evlenmesine hiçbir gerek yok. Ben kendim için onu doktora veriyorum. Vallahi efendim, size dostça bir öğütte bulunayım mı? Söyle bakayım neymiş. Kızınız bu işe kesinlikle razı olmayacak. Kesinlikle razı olmayacak mı? Hayır, olmayacak. Bu şöyle sağlığından çok daha yağlı kuruk çıktı. Mesle Diyafer'in bundan başka varisi yok. Fazla olarak Mesle Furgan'ın çok çöpte olmadığı için o da bütün servetini yeniden armağanlara geliyor. Unutmamalı ki Mesle Furgan demek tam tamına 8000 frank geliri olan adam demek. Öyleyse zengin olabilmek için sanırım çok adam öldürmüş olmalı. Babasının bana şöyle dursun, bu 8000 frank gelir bile önemlidir. Vallahi efendim, söz aramızda kalsın ama ben kızınız için başka koca bulmanızı sanık veririm. Çünkü sizin kızınız adam Diyafer olacak kız zaten değil. Ama ben öyle olmasını istiyorum. Hayır! Sizin kızınız o adamla evlenmez. Ama ben zorla evlendiririm. Evlenmez diyorum. Ya yine de manastırı kapatırım. Manastırı falan kapatamazsınız. Manastırı hemen kapatamaz mıyım? Hayır. Kimin olabilir? Siz kendiniz. Ben mi? Evet, siz yüreğiniz dayanmaz. Dayanır. Babası ve canlı eliniz ayağınızı bağlar. Ne bağlar ne bir şey? Ben bilgime dönmem diyorum sana. Ay, ben sizi bilmez değilim. Sizin yüreğiniz iyidir. Ben yine gidelim. İstediğin zaman kötü yakamasını bilirim. Aman yavaş efendim. Hasta olduğunuzu unutuyor musunuz? İşte kendisi kesinler buyurun. Benim istediğim adam hemen varacak. Hazır olsun. Ben de böyle bir şey yapmasını kesinlikle yasaklıyorum. Bir hizmetçi parçası efendisi neler söylüyor? Efendi yapmayı bilmezse ona doğru yolu gösterdi. Aklı başında bir hizmetçinin hakkıdır. Vay edepsiz, şimdi ben yine patlatırım. Senin odunuza dokunacak şeylere karşı çıkmak benim görevim. Gel de sana tırnak çalmasını öğreteyim. Senin kötü şeyler yapmanızı engel olmaya çalışıyorum. Gelsin. Hayır, ben böyle bir evlenmeye kesinlikle razı olamam. Ya kaldık. Acelik! Sen bana şu kapıyı tutmayacak mısın? Tamam babacığım, hasta olacaksınız. Tutmasa sana yenirim. Tutarsa ben de onu mirasından çıkarırım. Oh! Bunlar beni öldürünce... Canım için, inanıyor musun? Bilmezsin bu uğursuz bana neler yumurtladı. Hiç ben değil dedin
Aman sen bilmesin bu ne kadar kötü renkli olduğunu. Aman tanrım, aklım baştan gidiyordu. Şimdi kendime gelebilmek için en az 8 ilaçla onu kendine gelmek. Oh Meleğim, oh güzelim, oh. Kendine gel biraz. Senin bana mı göstermiş olduğun bu sevginin, bu sevdanın altına kalmamak için geçen de söylediğim gibi bir vasiyetle anlatmak istiyorum. Aman canım, Tanrı aşkına öyle şeylerden söz etme. Dayanamıyorum. Zorla değil ya, vasiyetin daha adını işitme işitme. Tepeden tırnağa zangır zangır titriyorum. Ben senin ötüğünde görüş demiştim. Ben içeride bekliyorum, onu da yanımda getirdim. Öyleyse içeri al canım için. Oh canımın için. İnsan kocasını böyle candan, gönülden sevince öyle şeyleri okuluna getiremiyor ki. Yaklaşın şöyle demez sevdiğim kumra. Lütfen hatırlayın. Canım sizin pek kibarmış olduğunuzu, özellikle kendisine karşı gerçek bir dostluk gösterdiğini söyledi. Bunun için ben de kendisinden bir vasiyetname yapmak istediğimi söyledim. Böyle şeylerden nasıl söz edebilirim? Efendim, adam bana zaten düşüncelerini ve özellikle kendisi hakkındaki tasarlarınızın hepsini anlattı ama siz kanınıza vasiyetnameyle hiçbir şey veremezsiniz. Yok. Nasıl olur? Niçin veremem? Yine görenek hukukuna aykırı olduğu için, gelenek ve göreneklerin yazılı olduğu bir ülkede yaşıyor olsaydınız o zaman verebilirdiniz. Karı koca arasında yapılabilecek tek manevi yolu her iki tarafta sakin karşılıklı bağışlama biçimidir. Ama her iki taraftan birinin ölümü de tarafların birbirinden ya da başka birinden çocuklar olmaması durumuna bağlıdır. Doğrusu pek saçma bir görünek bu. Bari avukatına danışayım da bir kolayına bir kolayına bulsun. Yo. Bunun için avukata gitmek doğru olmaz. Çünkü avukatlar bu işlerde çok ciddi davranır. Asıl gidilmesi gereken bir takım adamlar vardır ki onlar hem daha uysal olur hem de yasaların üstünden uzaklaşıp geçerek yasal olmayan yasal yapmanın bir yolunu yordamını bulurlar. Böyle olmasa bizim ailemiz neye varır? Yo yeah! Ben bütün malımı karıma verip çocuklarımı mirasından yoksun bırakmak için ne yapabilirim? Ne mi yapabilirsiniz? Karınızın yakın dostlarından uygun birini bulup malınızın uygun bir kısmını yasalara uygun bir vasiyetnameyle bağışlarsınız. Sonra da o güvenilir kişi malınızı olduğu gibi karınıza verir. Bir de yasa kuralları çerçevesinde bir takım borçları bir sürü borç senedi imzalarsınız. Ancak onlar da karınızdan davrandıklarını kendisine bir bildirgeyle hatır için yaptıklarını bildirirler. Bir başka yolda daha kendini sayarken karınızın yerine nakit para veya hamile yazılmış borç senedi vermeniz. Aman canım peki. Sen böyle şeyler için kendini üzme. Sen benden ötürü ölürsen. Ay canım. Sana karşı olan aşkımın derinliğini göstermek için ben de senin başından gelirim. Sen de yüreğimi parçalıyorsun. Lütfen kendini biraz unut. Şimdi bu gözyaşları pek kesimsiz bağlanacak sıra gelmedi. Ah efendim. Siz insanın canlı, gönüllü sevdiği bir kocanın ne demek olduğunu bilmişsiniz. Senden bir çocuğu umut edersen. Gözüm harekete kalır şekerim. Ama ben söpürgen bana bir çocuk yatmaya dair söz verdi. Elbette. Daha zamanınız var. Vasiyetnameyi Mösyö'nün dediği gibi yapalım. Ama ben karyonumun tahta kaplamasından sakladığım 20 bin franktan birini Mösyö Dövmen'den birini Mösyö Grönten'den alacağıma karşı kaldığım hamile yazılı senedi şimdiden seni eline teslim ediyorum. Hayır. Ben öyle şeyler istemem. Ah başıma gelenler. Karyonun kaplamasına kaç para var diyordun? 20 bin frank canım. Ah sen ver aşkına bana paradan söz etme. Ah başıma gelenler. Ah o iki senet kaç bir frank mı? Biri 4000, biri 6000. Dilerseniz vasiyetnameyi hazırlamaya başlayalım. Evet efendim. Yazı odama geçersek daha rahat ederiz. Yeah. Sana yalvarırım, beni bu korkunçlarımda yalnız bırakma!
Belasına karşı neye karar verdiğini öğrenmeye geldim. İyi ama Angelik öyle temten düşer gibi görüşülür mü? Nasıl sıkı bir göz altında oldun? Sizin yüreğinizde bu aşkın doğmasına yol açan tiyatroyu bile yaşlı bir teyzesin hatır için izin verildiğini sanırım bilirsiniz. İşte onun için ben buraya Clenton Atölye'ye Angelik'in aşı olarak değil, Mapasi'nin müzik öğretmeninin bir dostu olarak geliyorum. Kendisinden izin aldığımı, kendi yerine beni gönderdiğini söyleyeceğim. İşte babası, siz şöyle kenara çekilin de kendisine burada olduğunuzu ben söyleyeyim. Neyse kurgama, neyse bu adam daha. 12 kez yukarı, 12 kez aşağı gidip gelmemi söyledi. Söyledi ama enine mi yoksa boyuna mı gidip geleceğim? İşte onu sormayı unuttum. Efendim şey geldi. Ne başarık adak? Benim yerine oynattın. Diyorum ki... Kız ne diyorsun? Biri geldi sizi görmek istiyor diyorum. Gelsin. Efendim? Öyle yüksek sesle konuşmayın efendimin. Beynini sarsarsınız. Efendim, zaten ailelerini hayatta ve sağlıklı gördüğüm için cidden mutluyum. Ne demek? Sağlıklı mı gördünüz? Yalan, yalan, yalan söylüyorsunuz. Benim efendim hep hastadır. Herkes gibi yürüyor, uyuyor, yiyor, içiyor ama yine de son derece hasta. Doğru, çok doğru. Vah be efendim, çok üzüldüm. Ben Deniz Matmazel'in müzik öğretmeninin bir dostuyum. Kendisi birkaç gün için köye gitti. Dersini sürdürebilmek için ben Deniz'i gönderdi. Peki, Angelik çağır. Müzik'i Matmazel'in odasına götürsek daha doğru olur. Hayır, onu da yatar. Bu hasta halinizde herhangi bir şeyle heyecanlandırmak kesinlikle doğru olmaz. Sonra beyniniz sarsılır. Yok yok. Ben çalgı severim. Belki neşem yerine gelir. Hah, işte kızım geldi. Hadi sen git bak karnım üstüne giymiş mi? Gel kızım gel. Müzik öğretmenin köye gitmiş. Sana ders göstermek için işte şu beyi göndermiş. Aman tanrım. Niye şaşaladın? Şey. Niye heyecanlandın? Şaşılacak şey babacığım. Nasıl? Bu gece düşünce kendimi büyük bir sıkıntı içerisinde gördüm. Tıpkı Mösyö'ye benzeyen bir adam karşıma çıktı. Ben kendisinden yardım istedim. O da geldi, beni o düştüğüm sıkıntıdan kurtardı. Şimdi buraya gelip bütün gece ulaştığım düşündeki adamı karşımda görünce... doğal olarak şaşkına döndüm. Bir sıkıntıda bulunuyor da sizi bu durumdan kurtarma onuruna... Beni layık görüyorsanız, işte o zaman kendimi dünyanın en mutlu insanı sayarım. Burada göze alamayacağım hiçbir şey. Vallahi efendim, ben artık sizden yana döndüm. Şimdi Mösyö Diyakarı'yla oğlu geldi. Aman, ne iyi bir damadınız olacak. Ağzından yalnızca iki laf çıktı. Ama doğrusu ona bayıldım. Belki de kızınızın da aklı başından gidecek. Ben gitmeyin efendim. Ben kızımı evlendiriyorum da, şimdi kocası olacak kimseyi getirmişler. Kızım onu hiç görmedi. Bana böyle uğurlu bir karşılaşmaya tanık olma onurunu başladığınız için özellikle teşekkür ederim. Çok yetenekli bir doktor oğlu. Düğünü dörtlüğe kadar olacak. Ne güzel. Sizin de onur vermenizi rica ederim. Ben denize onur veriyorsunuz efendim. Haydi şöyle kenara çekilin. İşte gelin. Ve Supergon başlı baş olaya saklandı. Elinin zat hali. Beni iddia ediyorsunuz. Onun tabasıyla birlikte. Çok isterim ki. Neye buyurdunuz zaten? Zat halinizi rahatsız ederek. Duyduğumuz büyük mutlu bu mesleğine. Yüce izninize sığınarak. Gerek kendi mesleğimiz zamanında. Her buyurunuz hazır bir konumuz olduğunu. Ve gerekse başkomutur elimizde yine. Kanka bak hiç fırsatı kaçırmamı özen göstereceğim he. Hiçbir zübette kusur etmemeyi. Burada artık. Çalışacağımızdan emin olmanıza size girişe ederiz. Haydi Tomas şöyle geldi saygılar sun bari. Önce babasıyla başlamalı değil mi? Öyle. Efendim. İlk babam yalnızca dünyaya gelmemin nedeni olmuştu. Oysa siz beni oğluğa kabul ettiniz. Ona beni tanrı verdi. Fakat siz beni mülteye kabul ettiniz.
Ben onun yalnızca vücudunun ürünüyüm. Oysa siz beni kendiniz seçiyorsunuz. İşte bu sıfatımla zat hallerine saygılamış şimdiden sunmaya geldim. Bu kadar yetenekli insanlar yetiştiren okullar var olsun. Yaşasın okullar. Hazır, ne oldu baba? Ne diyeyim? Hadi kızım, mesleğe selamına bakayım. Bebeğim. Öyle ya. Madam! Yüce Tanrı'nın zat hallerine kayyeren Aleksandr'ın tercih buyurmuş olması pek isabetlidir çünkü... Kim olsa sen söylediğiniz benim karım değil! Kızım! Öylesi kaynanam ben de! Şimdi gelir! Gelmesini bekleyin baba! Sen şimdi durma, matmazel'e saygılarısın. Matmazel! Mısır kadimin memnunla meyteli şahat-ı şefsine televi ettikçe... Nasıl güzel ahenkli sesler çıkarsa hiç bu aşık kişiyi de dinleyi de tıpkı onun gibi hafta yüzünüzün tuğunu sersinde tatlı bir ezerle düşüp neyse geldiğimi hissediyorum. Kalbim eski ömrü oldukça bir bende isade ve sevdiği layık olmaktan başka bir gayeyi amal alamayacağına itimat, zeyafet, ben aile şayan bulunmak babında emri ferman Hazreti Melih'in emrinizdir. Öğrenim işte böyledir. İnsana ne güzel şeyler öğretti. Buna ne dersiniz bakalım? Ne denir efendim? Doğrusu Monsieur Ayet gibi sözler söylüyor. Hekimlikteki hikmetleri de böyle. Söylevcilikteki gibi ise sanırım hastalar arasında olmak büyük bir zevk olur. Elbette. Sağlıklarda söylevcilik güzelse artık hastalar duyuyor mu olmaz? Kızım sen şöyle otur bakayım. Böyle bir oğlunuz olduğunu dolayı çok mutlu olsunuz efendim. Babası olduğum için söylemeyeyim efendim. Belki de oğlumla ne kadar hoş dostsam yine de azdır diyebilirim. Çocukluğunda hep ıslak kıldı, halim selim, sessiz gördüm. Ağzından pek söz çıkmaz. Öyle her çocuğun oynadığı oyunları ömrünün oynamazdı. Okuma öğrenince kadar aklına parayı seçtik. 9 yaşına girdiği zaman hala Elif'i direkt sanırdı. Ama kendi kendine zarar yok. Geç yetişen ağaçlar en iyi yemiş verenlerdir. Demir döver gibi çalışmış ağaçın sonunda öğrenimi, onları Elif'lik diplomasını aldı. Son 2 yıldır süren stajında bu çocuk herkesin gözünü yıldırmıştı. Hangi konu tartışırsa kesinlikle tabak kalanı tersini katlamaya kalkışır. İlkelerin sonu da Türk gibi güçlüdür. Sağ ol! Ama benim en çok hoşuma giden yönü, özellikle beni örnek alarak eski suçlara körüköre bağlı kalması ve işte bundan dolayı yüzümüzün kendi dönüşümü ve benzeri gibi saçma sapan buluşla ilgili kanıtlarla denilecek hiçbir zaman anlamak, dinlemek istemiş olmasıdır. Dolaşımcılara karşı yazdığım bir tezi Yüce Babam'ın iziyle kızını saygıdeğer hanımefendiye sunmaya cesaret ediyorum efendim. Efendim bu benim için kilitli kasa, açılmaz kese demektir. Ben böyle şeylerden anlamam. Verin. Süslemesi resimleri bir işe yarar. Hiç olmazsa bizim onların duvarlarına yapıştırırız. Ayrıca Yüce Babam'ın iziyle sizi bir kadın otopsisi seyretmeye davet edeyim. Ben de üst kadar bir yüzünde açıklama yapacağım. Aman! Ne hoş eğlence. Kimileri nişanlarına güldürü seyrettirir ama otopsi ameliyatı seyrettirmek doğrusu daha aşikane değil. Çocuk sahibi olma nedenini sahip olduğu gibi sağlam çocuk yetişme için gereken özellikleri de hakkıyla vardır. Saygıdeğer olunca Meri saraya sokup kendilerine bir tıp görev verimleri düşünmüyorum efendim. Bendeniz kendimi halkalamaya her zaman tercih etmiş. Halkı tedatmayı daha rahat bir şey. Yaptıklarınızda kimse hesabenin özünde kalmazsınız. Ama büyük adam doktorlarının sakıncalı bir yanı vardır. Büyük adam da hasta olunca doktordan kendilerine kesinlikle iyi etmesi isterler. Olur şey değil. Onları sizlerden böyle ulu orta saltın beklemeleri doğrusu pek küstahlık. Hem siz onları yetmek için yanlarında bulunmuyorsunuz ki. Sizin asıl göreviniz maaşlarınızı alıp yaşadıklarınızı yazmak. Ellerinden gelirse iyi olmak kendilerine düşer. Hem onlar öyle baba yiğitseler kendi kendilerini iyi etsinler. Doğru, çok doğru. Bizim görevimiz hastayı tıp kralı için bakmaktan ibaret. Mesut! Burada bulunan saygıdeğer insanlar önünde kızıma bir şarkı söyletir misiniz lütfen? Bedelinizde buyrunuzu bekliyordum efendim. İzninizle efendilerimi eğlendirmiş olmak için Mabasel'le birlikte yeni bir operanın bir sahnesini okumayı düşünüyordum. Peki güftesi güzel. Okuyacağımız bölüm doğaçlama bir operat. Bir tür serbest şiir ya da şiirsel nesir tarzında bir şey. Peki dinleyelim. Okuyacağımız bölümün konusu şu. Çobanın biri bir herifin bir çoban kızına kötü sözler söylediğini görür.
o hödük herife terbiyesizliğinin cezasını verdikten sonra çoban kızının yanına gidip o elmas gibi yaşlarını dindirmeye çalışıyor. Çoban kızı da yaptığı bu küçük hizmetlerden dolayı öyle tatlı, öyle cenden teşekkür eder ki çoban artık dayanamaz. Kızın her sözü, her bakışı alevden bir ok gibi yüreğini işler. Böyle içten bir yüreğin şu etkileyici sıcaklığına bir an bile kavuşabilmek için insan neler yapmazlar. İşte bu ilk rastlantıdan sonra genç çoban evine, yüreğine yıllarca sürmüş bir aşkın en yeğen ateşleriyle döner. Sevgilisinin düşlemi gece gündüz gözlerinden gitmez. Sonunda onsuz yaşayamayacağını anlayıp ayın 14'üne benzeyen o güzel kızı ailesinden istemeye karar verir. Ne var ki babasının güzel kıza bir başkasıyla söz kestiğini, düğün hazırlıklarının bile başladığını öğrenir. Zavallı derdinden ölecek duruma gelir. Sonunda kızın evine girip ondan duygularını öğrenmeye, alnının yası neyse anlamaya bir yol bulur. Kızın evinde o koptuğu hazırlıkların hepsini görür. Baba keyfinin ortaya çıkarttığı o yakışıksız rakibi de orada görür. Tapar gibi sevdiği güzele acı acı bakıp durur. Ona olan saygısı ve babasının orada olması duygularını yalnızca gösteriyle anlatmak zorunda bırakır. Ama tüm bu baskıları zorlayıp aşkının taşkınlığına kapılarak şöyle söyler. Güzel Filiz, yetişir çektiğim üzüntü böyle. Bırak susmayı da düşüncen nedir açık söyle. Bir yar diye var, ya kurtarıp da yaşat, ya öldür de bastığın yere at. Görmüyor musun tirsiz, ne üzüldüğümü benim? Düğün hazırlığı sürdükçe titriyor yüreğim. Söylemiyor mu bakışların dileğim nedir? Gönüldeki duygular bu kadar söylenebilir. Vay canına vay! Ben bizim kızın elini notayı alıp böyle kitap okur gibi çatır çatır şarkı söyleyebilir bilmiyordum. Olur mu öyle Filiz? Senin aşkınla çıldıran tirsiz, yalnızca yüreğimize bir yer almakla nasıl yetinir hapsolukça kalmakla? Yeter bunca duraksama, şu kumarsız işte. Seni çılgınca seviyorum işte. Nasıl da tatlı şey bu söylediğin, bana düş mü gösterdin yoksa? Güzel Filiz, ne diyordun, ne söyledin demin? Seni çılgınca seviyorum Tirsiz. Yine yürek yol, bırakma söyle Filiz. He? Peki kızın babası bir şey demiş? Hiçbir şey dememiş. Ama ama babaymış o da. Aman bu güzel Melim. Yok yok, atı gider. Bundaki çoban tirsiz, edepsiz dedi. Babasının yüzüne karşı öyle şeyler söyleyen çoban kızı Filiz de utanç perdesini kaldırmış. Verin bakalım şu kadın. Vay vay vay. Hani sizin sözünüz sözler nerede yazıyor? Bunun yazılan başka bir şey yok. Aman efendim, bilmiyor musunuz? Son zamanlarda şarkı sözlerini de beste gibi nota işaretleriyle yazmayı buldular. Evet evet buldular. Peki peki. Zat-ı hallerine uğurları olsun. Güle güle. Görüşürüz. Canım. İşte, işte Mersin diye birinin oğlu. Hanımefendi! Müjde Tanrı'nın zatenlerine kayınan Aleksandr'ın tercihi buymuş olması pek hesap etti. Çünkü Simay Erendi Beyler... Tam zamanda buraya gelip zatenlerinde tanışabildiğim için cidden mutluyum efendim. Çünkü Simay Erendi Beyler... Çünkü Simay Erendi Beyler... Çünkü Simay Erendi Beyler... Çünkü Simay Erendi Beyler... Madam, söylemimi tam ortasında sözümü kestiniz. Belleğim alt üst oldu. Başka bir sefer söylesin Thomas. Ah canım, biraz önce burada olsaydın ne iyi olurdu. Hadi kızım,
meseleni tut da koca olarak kendisine ölünce dek bağlılık gösterip sözünü dinleyeceğine dair söz ver bakayım. Aman, aman babacığım. Aman, aman babacığım ne demek oluyor? Tanrı aşkına, Tanrı aşkına böyle haller etmeyin. Biraz zaman bırakın hiç olmazsa tanışıp anlaşalım. Mutlu bir yuva kurabilmek için her şeyden önce birbirimize ısınmaya çalışalım. Kendiniz kendi adıma zaten zepet ısındım atlayacağım. Bence artık beklemeye gerek yok. Evlendiğinizde birbirinize tanışıp sevişmek için istediğiniz kadar fırsat bulursunuz. Aman babacığım, rica ederim bana biraz süre verin. Evlilik öyle bir zincirdir ki ona hiçbir zaman bir yüreği zorla bağlamamak gerekir. Hem monsieur eğer kendini bilen bir adamsa ona zorla varmış bir kızı asla kabul etmemesi gerekir. Hey aşağı, zümme aşağı, zümme kelle matmazel. Ben kendimi bilmekle birlikte sizi pederinizden yetmeyi tesellüm edebilirim efendim. Zorla güzellik olmaz efendim. Şu şarttaki İş bu hali arzalı. Kalbi haklarında taviz teşref mahiyette olmaya. Ama efendim sevginin en büyük kanıtı sevginin her istediğinde boyun eğmektir. İnna bela mağlubi niyat matmazel. Hatun kişinin mutağına taluk etmemek şartıyla amenna. Aksi takdide ve illa fella. Ne denli kafa yorsanız boşuna. Görmüyor musunuz? Monsieur sıcağı sıcağı okuldan çıkmış. Ne söyleseniz yanınıza yanıt dayıyor. Hem böylesine direnip tıp fakültesiyle onurlu bir akrabalık kurmayı geri çevirmenin bir mantığı var mı ya? Belki de gönlüne bir aklan yatıyor. Ya kim bilir? Eğer böyle bir şey varsa sanırım akıl ve namus çerçevesi içerisinde olması gerekir Mercan. Artık bu gayet doğrusu. Beni burada bostan korkumla çevirdiniz. Olduğunuzu bilmezdim yalnız verdiğiniz öğüt ne derece uygulanabilir işte orasını bilmem. Elbette bilmezsiniz. Sizin gibi pek uslu. Son derece namuslu kızlar ancak babaların sözlerini kulak arkasına atıvermesini bilirler. Bir kızın babasının sözünü dinlemesinde bir sınır vardır. Mercem. Sanırım bu kendi keyfinize göre bir koca seçmek istiyorsunuz demek oluyor yavrucuğum. Babam beni istediğim gibi adama vermeyecekse bari sevemeyeceğim bir adama da vermesin. Doğrusu efendim bu duruma çok utandım. Beni bağışlamanızı dilerim. Evlenmede herkesin bir hesabı vardır. Ben kendi hesabıma gerçek bir sevgili sevebileceğim bir kocadan başka bir şey istemem. Kimi kızlar var ki sırf analarıyla babalarının baskısından kurtulmak, her istediklerini yapabilmek için kocaya varırlar. Kimileri de evlenmeye salt bir çıkar, bir ticaret işlemi biçimine sokarlar. Mercan, bu gibileri sırf miras almak, kocaları ölünce zengin olmak sevdasıyla böyle davranırlar. Ve mirastan mirasa konmak için kocadan kocaya koşmaktan duraksamazlar bile. Doğallıkla böyle yapanlar öyle ince elini sık dokunmaz, kocalarının nasıl bir şey olduğuna pek önem vermezler. Acaba ne demek istediğinizi anlayabilir miyim? Ben diyeceğimi dedim Mercan. Öyle dediğinizi bilmek olsun ki bundan sonra bir dakika bile çekilmezsiniz. Siz bana zorla bir terbiyesizlik getirmeye çalışıyorsunuz ama bu isteğinize eremeyeceksiniz madem. Hiç üzülmeyin. Ödümsüzlük olur da böyle olur doğrusu. Ne deseniz boşuna Mercan. Öyle terbiyesizce bir kendinizi beğenmişsiniz var ki artık herkes yakın bilgiyor. İstediğiniz kadar söyleyin. Yarar yok. Siz nedenle uğraşsanız da ben yine terbiyemi bozmayacağım. Bana bak. Sen şimdi iki şıktan birini seçeceksin. Ya dört kere kadar Monsieur'le evleneceksin ya da limansları kapanacaksın. Sen üzülme canım. Ben onu yola getireyim. Kusuruma bakma yavrucuğum. Seni biraz yalnız bırakacağım. Kendine çok ödeli bir işim var. Hemen gelirim. Git çekelim git. Hem notara söyle de o işi bitirivermesin. Şimdilik hoşçakalın. Çok 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 mini mini kocacığım. Güle güle canımın canı. Bu kadıncağız beni ne kadar sevebilemezsiniz. Ölüyor. Bayılıyor bana. Biz de artık izninizi rica edelim efendim. Ama efendim beni nasıl buluyorsunuz doğru söyler misiniz? Hayır Thomas. Sen mesela ötüken al. Bakalım altından durumu da onu anlayabilecek misin? Kavlim canabız, mali zemmenden olup hayal amit değildir. Aliye. Hareketi dafidir. Kim mi? Bir nebze mütakati ve gayrı muhtezemdir. Ne Aliye? Mesut Furkan bana karaciğerin rahatsız olduğunu söyledi. Herhalde Mesut Furkan size bol bol kübas tavsiye etmiştir. Hayır, aşamadan başka bir şey yemeyeceksin dedi. İyi ya doğru işte aşkım olmuş, kübas olmuş hepsi aynı şey. Ondan daha iyi bir fikir bulamazsınız. Doğrusu bir yumurtaya kaç tuz tanesi koymalı? Ya 6 ya 8 ya 10. Kesinlikle çift adet olacak ama ilaçlar da hep tek adet olmalı. Güle güle. Devletle efendim.
des c'est ma mère de ta blé bébé tu diras à ta que je vais la taper cette façon qu'elle a de te regarder c'est ma mère de ta blé bébé tu diras à ta Amerikalı dansçılar. Ne olursa olsun hoşnut kalacağından eminim. Senin Mösyöpürgon'un reçetelerinden daha iyi gelmezse o zaman söyle. Hadi izleyelim. Yeah.
seni şu Hint hıyarından daha şifalı değil mi? Aa, hiç öyle şey mi olur? Hint hıyarının iyisini kullanmak yararlıdır. Neyse abi, artık konuşalım diyorum, ha ne dersin? Aman kardeşim, buna bir dakika izin ver. Şimdi gelirim ben. Oh. Aman Tanrı aşkına efendim. Yerinizin mutluluğunu safsaklamayın. Ben onu isteğini ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Aslında kurdu o zırva sevdadan onu vazgeçirmeye bakmalı. Ben bunun için buraya işimize yarayacak bir hekim sokup onu Monsieur Pirgon'dan soğutmaya, onun uyguladığı saltımları yanlış gösterip gözünden düşürmeye çalışmaktan başka yol göremiyorum. Ama yarısı kendi altında bu işi yapabilecek kimse yok. Benim aklıma bir oyun geliyor ama. Nasıl bir oyun? Akla sığacak şey değil. Ama çok iyi sonuç da değil. Siz işin o kısmını bana bırakın da kendi payınıza düşeni yapmaya çalışın. Neyse geliyormuş. Gel abi. Şimdi seninle biraz konuşacağım ama öyle öfkene kapılara kesip gülemeyeceğine söz vermelisin. Peki abi olsun. Konuşacağımız konuları yoluna koymak için soğukkanlılıkla düşüneceksin. Peki dedik ya, mısın giriş yapıyorsun ya? Abi senin bunca servetin olduktan sonra nasıl olur da kızını bir manastıra kapatmayı söylemeye dilin varıyor? Abi benim canım kardeşim. Ben ailemi mecik geçtikten sonra neden keyfim istediği şey yapmayayım? Karın seni durmadan dinlemeden kızını başından atmak için kışkırtıyor. Sanki pek dindar da ikisini de birden ayıp yapıp mutlu olmak istiyor. Daha söze girer girmez kadıncağız işe karıştırdın. Bütün kötülüklerin başı o. Dünya ona düşman. Yok abi yok, onu bir kenara bırakalım. O özverili kadıncağızın ailemize karşı nasıl iyi niyet beslediği, kendi çıkarını hiç düşünmediği, seni öylesiye sevdiği, çocuklarına karşı da büyük bir sevecenlik gösterdiği kesin. O yüzden onu biz bir kenara bırakalım da konumuza gelelim. Sen nasıl olur da kızını bir hekimin onuna vermeye çalışıyorsun? Bana benim işime yarayacak damat gerek. İşte olmaz ya kardeşim. Senin işine yarayacak damat kızın işine yaramaz abi. Hem daha iyi bir kısmet çıktı şimdi ona. Orası öyle ama öteki benim için daha iyi. İyi de abi, bu kız senin için mi kocaya varacak yoksa kendisi için mi? Hem benim için hem kendisi için. Ben Ali Hoca ama işime yarayacak kimseyi sokmak isterim. İyi de bu mantıkla hareket edecek olursak, küçük kızın da evlenecek çağda olsaydı onu da bir eczacıyla evlendirecektin demek. Haha olabilir, niçin vermeyeyim? İyi de abi sen böyle sonsuza kadar doktorsuz, eczacısız yaşayamayacak mısın? Hem gördüğüm adamlar içerisinde en sağlıklı olanı sensin. Sen bu zamana kadar yaptırdığın gereksiz tedavilere karşın hala sağlığını bozmayı başaramadığın gibi hala da çatlamadın. Sağlığın bundan daha iyi kanıtı mı olur? Aman bilmem farkında mısın kardeşim? İşte ben o ilaçlar sayesinde yaşıyorum. Daha sefer sefırken ben sana üç gün bakmasam sen hemen ölürsün diyor. Onu bunu bilmem. Ama o herifin dediklerini yapmaya devam edecek olursan seni öteki tarafa boylatmakta kusur etmeyeceğini çok iyi biliyorum abi. Herkesin kabileti buna yadı. Yüzyıllardır insanların saygı duydu. Fen niceliği tıpkı, sen doğru bulmuyor musun? Tersine. İnsanların aklını çelmiş en korkunç çılgınlıklardan biri gibi görüyorum. Şöyle filozof gözüyle bakınca... bundan daha tam bir maskaralık. Bir insanı yetmeye kalkışmış bir insan kadar gülünç bir yaratık olamaz. Bir insanın başka bir insanı yedemeyeceğine nasıl öğretsin kardeşim? İnsan makinesini oluşturan nöylerin niteliği bugüne dek pek iyi anlaşılamamış, doğanın bir gizli olarak kalmıştır. Öyleyse sana göre kimler hiç şey bilmiyor demek. Yo. Hiçbir şey bilmiyorlar diyemem. Bilirler abi. Çoğunlukla çok iyi edebiyat bilirler. Latince'nin kibarcasını konuşurlar. Bütün hastalıkların Yunanca adlarını bilirler. Tanımlarını, sınıflandırmalarını bilirler. Ama iş tedaviye gelince, işte onu hiç bilmezler. Öyle ama sanırım sağlık konusunda doktorlar, doktor olmayanların daha çok şey bilini kabul etmek zorundayız. Hekimliğin bütün uzmanlıkları tümtürekli saçmalar savurmakta, gözü boyayan laf salataları yumurtlamaktadır. Bunlar da hastalığın nedeni yerine söz söylemekten, tedavi yerine tahmin vermekten başka bir şey değil. Bu sendeki kadar akıl, bu sendeki kadar yetenek başkalarında da var kardeşim. Bir kez hasta oldun mu herkes doktora koşuyor. Onun nedeni de hekimliğin becerisinde değil, halkın saflığında aramalı. Doktorlar kendi yaptıkları sanatlara inanıyorlar ki kendilerine de uyguluyorlar. Onun da nedeni hekimliğin yalanlarına kandırmış bazı zavallıları kendi yalanlarına kendilerini de kaptırmış olmalarıdır. Ama öyle şeye kapılmayanlar da vardır. Örneğin sizin Monsieur Pirgon. Herif işin inceliklerini pek kavrayamamış. Adam tepeden tırnağa taktır. Doğal olarak kötülüğü kötülük diye yapmaz.
Adamcağız insanı iyi niyetle öbür tarafa gönderir. Dahası seni öldürürken yaptığı şeyleri karısıyla çocuğuna, gerekirse kendine de yapar. Belki de senin adamcağıza karşı korkunç bir hıncım var kardeşim. Neyse konuya gelelim. Bu durumda İsa Aslı Hoca ne yapmalı? Hiçbir şey yapmamalı. Hiçbir şey. Yalnızca dinlenmeli. Vücudunu kendi haline bırakırsan o düştüğü hastalıktan kendini yavaş yavaş kurtarır. İşi kötüye götüren bizim kendi kaygılarımız, kendi telaşımızdır. Hemen hiç kimse hastalıktan ölmez. Birçok kimse kendi elleriyle içtikleri ilaçlara kurban gider. Demek dünyanın bütün bilimi senin kafana toplanmış. Sen hekimliği 100 yıl en iyi hekimlerinden daha iyi biliyormuşsun da bizim haberimiz yok mu? Senin o büyük hekim dediklerin iki kişilikli adamlardır abi. Sözlerine bakacak olursan dünyanın en bilgin insanlarıdır. Ama iş başında görsen onlardan daha cahili de yoktur. Aslında ben de bunları aramızda kalmak üzere söylüyorum abi. Amacım sizi şu düştüğünüz yanlış yoldan çevirmek. Molière'in hekimlerden söz eden güldürülerinden birine götürmek. Senin o Molière dediğin herif İdipsizdeki yerin dibine bassın güldürüleri. Sen ilgili tıpı burnunu sokup İdip'e kalkışmak ona kaldı sanki. Amma İdipsiz, amma kakama şey. Adamcağızın nasıl da öfken varmış meğer. Olmaz olur mu? Zevzik herifin biri. Ama belki de Molière senin hekimlerden daha akıllı çıkar. O dünyada onlardan yardım istemez. İstemezse kendi bilir. İllastikten geberir. Neyse bu konuyu kapatalım. Sen beni alt edeceksin. Peki abi tamam. Ama kızın senin kalbini kırdı diye zavallıyı manastıra kapatman da doğru olmaz. Hem sen ona koca seçerken böyle körü körüne de öfkene kapılmamalısın ya. Böyle şeylerde kızların da düşüncelerini hesaba katmalı. Aman karışma, bir dakika izin ver. Ne oldu, ne yapacaksın? Bir tehlikeci kaptıracağım. Haber mi ediyorsun Tanrı aşkına? Yahu sen ilaçsız tehlikesiz 2 dakika duramaz mısın? Birazcık otur, başka zaman yaparsın. Öyleyse siz ya bu akşam ya da yarın sabah gelirsiniz, özür dilerim. Niçin doktorun söylediklerine karşı gelip bana tehlikeyi yaptırmıyorsunuz? Hadi işinize gidin efendi. Anlaşılan siz adam gibi söz söylemeye alışmamışsınız. İlaç mı? Alayım. Almaz. Bana da sabah gidin diyorsunuz. Ben doktordan aldığım bir reçete üzerine oraya geliyorum. Şimdi gidip mesela kurbanın söylediklerini yapmamın engellendiğini, onun için görevimi yapamadığımı haber vereceğim. Siz görürsünüz. Görürsünüz siz. Aman kardeşim. Sen birlikte mi yazacaksın? Evet. Monsieur Purgon'un salık verdiği tenkeyi yaptırmamak gibi büyük bir yıkıma yol açacağım. Bak abi. Sana son kez soruyorum. Sen şu doktor alışkanlığı hastalığından artık vazgeçmeyecek misin? İnsan sabah sabah olunca tıp bakar size söylemek aynı. Peki abi tamam. Tamam da senin hastalığın ne? Sen beni çıldırtacaksın. Şu benim hastalığım senin başına gelse de görsen. Bakalım öyle bir gibi şak. Çakacak mısın? Aşağı fırlanda geldi. Aşağıda kapının önünde çok parlak şeyler işittim. Duydum ki burada benim tenkelerimle alay ediliyormuş. Salık verdiğim ilaçlar da alınmamış. Ama ilaç almak isteme. Doğrusu bir hastanın doktoruna karşı böyle garip bir biçimde baş kaldırması görülmüş, işitilmiş şey değil. Ooo müthiş! Fenni celili tıbbın bir cümle kavaydı ve esas adaliyesine tefrikan keşif ve tertibi bulunmuş böyle bir tenkeyi reddedersiniz ha? Ne büyük suç! Ama MA'da fevkalade bir tesir icra edecekti. Ama kardeşim! İstifaflar ediyorsunuz ha? O reddedi. Fenni celili tıbba karşı müthiş bir suikast. Bunun nedeni? Fakültenin otoritesine karşı iltika bulunan böyle bir cinayet cezasız kalmayacaktı. Hakkınız var. Bu andan itibaren sizinle olan her türlü münasebetimi kesiyorum. Çok iyi edersiniz. Sizinle olan her türlü münasebatımızın münkat olduğuna delil olun afiyet de dinimizin düğünü için başladığım paranın hüccetini... Ha işte düzünüzü neyse işte. Ama bütün kederim boş işte şu benim kardeşim. Demek siz benim tenkelerimi hor görürsünüz ha? Yoo şimdi gidin yanıma verin. Böyle yapmasaydınız sizi pek yakında bu dertten kurtaracaktık niye? Yo. Kurtarılmayı hak etmiyor. Vücudunuzu temizleyecek tekmil ahlada asidinizi tart ve ihraç
merak edecektim. Oh kardeşim. Madem ki siz benim emrettiğim ilaçlara karşı geldiniz. Yok aslında. Ben de işte sizi bu Mariz bünyemize, bağırsaklarınızdaki fesada, kanınızın tebeyyürüne, safranızın meraretine ve ahlatınızın tekassüfüne tekliyorum. Görürsünüz bakın, hiç 4 gün geçmeden daha kötü olmazsanız. Olay yapmayacağım adam. Aldemi hazımdan zele kulemaya. Ne sömürgan? Zele kulemadan dizanteriye. Ne sömürgan? Dizanteriden su ikinyeye. Ne sömürgan? Ve nihayet cüretinizin cezasına uğramış olacaksınız. Dizanteriden cüretinizin sizi götüreceği ziyar hayata. Öldürme, öldürme. Sen beni mahvettin. Ne var, ne olmuş? Amrat'ı dayanamıyorum. Fen niceli tüplüzünü sanki şimdiden duyar gibi oluyorum. Vallahi sen delisin abi. Bana dünyayı bağışlayacaklarını bilsem seni şu durumda görmek istemezdim. Yahu biraz kendine gel, toparlan. Bu kadar da kuruntuya kapılma. Ama ne diyorsun be kardeş sen? Benim üç dörtü geçmeden saldırmış duruma geleceğimi söylüyor. Onun demesinden ne çıkar ha? Hep senin şu sözlerine bakıyorum da sanki yaşamın Monsieur Purgo'nun elindeymiş de istediği gibi uzatıp kısaltabilir mi sanacağım geliyor. Yahu hekim dünyada bir tane değil ya, bir başkasını bulur. Hep yaşamını da Monsieur Purgo'nun elindeki gibi tehlikede bırakmamış olursun ya. Aman kardeşim, bu herif benim uyumu suyumu beni nasıl iyileştirmesi gerektiğini biliyordu. Vallahi senin takılıp kaldığın bir takım düşünceler var abi. Sen her şeyi bir acayip görüyorsun. Bakıyorum. Kim bu yine? Bir rahat bırakmıyorlar beni. Of ya. Efendim, bir hekim gelmiş sizi görmek istiyor. Hangi hekim? Ben tanımıyorum. Peki gelsin. Bakın gördünüz mü? Yine talihiniz varmış. Bir hekim gitti, diğeri geldi. Vallahi sen bir yıkımı yolculacaksın diye korkuyorum kardeşim. Yine mi başladın? Dönüp dolaşıp hep aynı noktaya geliyorsun. Aman kardeşim, herifin sahip Türk taslak aklından çıkmıyor. Hiç bilmediğim hastalıklar bunlar. Efendim, gerekirse hocamat, tenkiye gibi konularda emri halinize amade bulundum. Arz için müsaadenize ziyaretinize geldim. Tadlık buyurdunuz. Olur şey değil. Tıpkı bizim tuvalet. Kusura bakmayın efendim, uşağıma bir şey söylemeyi unutmuşum. Şimdi gelirim. Aman ne dersin be kardeşim? Sanki şıp demişti. Bizim tuvaletin buna düşmüş değil mi? Neyse iş olur da bu kadar olur doğrusu. Böyle şeylere çok sık rastlanıyor abi. Tarih kitapları böyle garipliklerle dolu. Vallahi ben kendini sarmaş açtım galiba. Buyurun efendim. Ne var? Beni çağırmadınız mı? Ben mi? Ya. Demek benim kulaklarım çın çın çınlamış. Biraz dur da bak. Doktor sana nasıl da benziyor. Aman canım, benim aşağıda bir sürü işim var. Hem ben onu görecek kadar gördüm. Valla ikisini de görmüş olmasam doğrusu aynı insan sanırdım. Valla ikisini de görmüş olmasam aynı insan sanırdım. Valla ikisini de görmüş olmasam aynı insan sanırdım. Affınıza istirham ederim efendim, kusura bakmayın. Şaşıracak şey doğrusu. Zat aileleri gibi ünlü bir hastayı görme merakına düştüğüm için zannederim bendenizi affedersiniz. Her tarafa yayılmış olan ününüz cesaretimi bağışlatabilir. Hoş gelip sefalar getirdiniz. Yüzüme çok dikkatli baktığınızı görüyorum. Acaba kulunuz kaç yaşında tahmin buyurursunuz? Olsun olsun 26-27, daha çok değil. Tam 90 yaşındayım. 90 mı? Evet. Böyle genç, taze, gölümüz kalmama gelince işte o benim sanatımın sırrı. Doğrusu 90 yaşına göre genç bir güzel yaşlı, yaşlı bir genç güzel birisiniz. Ben Deniz, gezgin hekimim. Mühim hastalar ağır hastalıklar arar. Öylesini bulunca sanatımın o parlar ve muazzam esrarını tatbik ediveririm. Rabatizma! Nesle! Sıtma! Yel! Baş ağrısı gibi çocuk oyunlarına tenezzül dahi etmem. Ben Deniz, beyne vuran nefis daim ummalar. Güzel vebalar, olgun ve dolgun istiskalar, en iyi
yüzünden sadır iltihapmış tat çiçekler isterim. Şanlı zaferlerimi hep o sahalarda kazanırım. İşte zat hallerinde saydığım bütün hastalıkların hepsi birden bulunmalı. Bütün doktor sizi yüzüstü bırakmış olmalı. Son nefesiniz ağzınıza kadar gelmiş olmalı ki ben size ilaçlarımın keskinliğini, içimdeki sizi arzu etme tedavisini göstereyim. İlginize memnuniyetle ediyorsunuz. Bana ne yapıyorsun Hüseyin? Ben onu yoluna koymasını bilirim. Nerede bir sizden kızmış bu? Sizin eşiniz kim? Mesopirom. Defterimdeki önemli hekimler listesinde öyle bir adı anımsamıyorum. O adamcağız sizde hangi hastalığın olduğunu söyledi. O bana karaciğer dedi ama başkana darak diyor. Onların hepsi bilgisiz. Sizin akciğeriniz hasta. Yakınmalarınız neler? Anasının baş ağrıları oluyor. Kimi zaman da göz önünde perde çekilir gibi oluyor. Akciğer. Kimi zaman mide bulanıyor. Akciğer. Kimi zaman da karnında kumunca benzer ağrılar oluyor. Akciğer. Yemeklerinizi üçte alamıyorsunuz. Evet efendim. Akciğer. Canınız biraz şarap ister değil mi? Evet efendim. Akciğer. Evet, sonra hafif bir uyku yiyin. Uyumaktan hoşlanırsınız değil mi? Evet efendim. Akciğer canım, akciğer diyorum işte size. O hekim size ne gibi ilaçlar verdi? Çorba verdi. Vay bilgisiz. Tavuk verdi. Vay bilgisiz. Dana verdi. Vay bilgisiz. Elinde sebe suyu verdi. Vay bilgisiz. Taze yumurta verdi. Vay bilgisiz. Özellikle şarabı çok sıkartmamı söyledi. Vay bilgisizlerin en bilgisizi bu. Şarabınızı asla sıkartmayacaksınız. Çok sulanmış olan kanınızı kuvvetlendirip kıvama getirmek için çok sığır eti, çok domuz eti, çok Hollanda peyniri, çok boldur yiyeceksiniz. Sizin hekiminiz hayvanın biriymiş. Hayvan. Size ben kendim bir hekim bulup göndereceğim. Paris'e uğradıkça ara sıra ben de sizi yoklarım. Minnettar edersiniz. Hem Tanrı aşkına siz bu kolunuzu ne yapıyorsunuz? Ne gibi? Ben sizin yerinizde olsaydım bu kolu kestirip atardım. Ama yapmayın niçin? O canım görmüyor musunuz? Sizin bütün yediğinizi o çekiyor. Bedeninizin diğer yanlarını besinsiz bırakıyor. Öyle mi bu kol bana gerekli? Bakın. Ben sizin yerinizde olsam şu sağ gözünüzü çıkartırdım. Gözümü mü çıkarayım? Evet. Sağ gözünüz, sol gözünüzün bütün besini çekip onu aç bırakıyor. Gelmiyor musunuz? Siz beni dinleyin de bir an önce aldırıveriyorum. Sonra hem sol gözünüzle dünyayı daha iyi görürsünüz. Şimdilik pek acelesi yok. Hoşça kalın efendim. Böyle çabuk kalkmak istemezdim ama dün ölmüş bir hastama bakmak için önemli bir muayeneye gitmem lazım. Ölmüş bir adama bakmak için mi? Evet, evet. Yaşasaydı sağ altınları için neler yapabilirdim onu belirlemek için. Şimdi de koş. Tek kolumu kesecek. Tek gözümü çıkaracak. Öteki gözüm öbür kolumu rahat ettirecek. Bu hasta öteki kolumu öbür gözüm o denli rahat olma gelsin. Benim tek kolumu tek gözüm bırakacak. Amma da amma ne ta. Haydi eksik olmayın. Hiç geleceğim yoktu. Ne var? Sizin şu hekim benim de nabzıma bakacakmış. Bırak baksın 90 yaşında o. Abi bak ne diyeceğim. Hazır şu Monsieur Purgon'la da aram bozulmuşken yeğenimin şu kısmet işini yeniden konuşalım diyorum. Ha ne dersin? Yok kardeşim yok. O bana karşı geldi. Ben denizsiz başka biriyle görüşmüş. Ne olursa olsun rahip olacak. Sen birini sevindirmeye çalışıyorsun. Dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geliyorsun. Benim karısının içine dert olmuş. Öyleyse evet abi. Ben de karından söz etmek istemiştim. Senin şu hekim merakına ne kadar tutuluyorsam karının da sana karşı kurduğu tuzaklara öylece katılmana öyle kızıyorum abi. Aman rica ederim madama dil uzatmayın. Madama kıl kadar kusur yok. İçi dışı bir madam. Efendimi sever, efendim de nazanı. Hiç öyle şey söylenir mi? İşte şuna sor da bak nasıl deziliyor. Elbette. Nasıl da candan emek veriyor. Ona hiç kuşku yok. Madama
razıyım. Ama efendim, sakın kadıncağızı çok uzun bir yasta çektirmeyin. Sonra belki ölü verir. Ha, sen orasını bana bırak. Haydi siz de şu köşeye saklanın. Ölmüş mü yapmadı hiç delik yok ya. Ay ay ay, ne tehlikesi olacak. Böyle böyle yatın. Hem bakın, kardeşinizi utandırmak ne kadar olaylı bir şey. İşte adam geliyor. Vay başımıza gelenler. Kimin aklına gelir de bu belayı? Ne var? Ne var, ne oluyor? Kocanız öldü. Öldü kesinle. Kesin, ben burada yalnızdım. Bir dakika, ben de ölüp gittim. Aman tanrım. Çok şükür. Abi şükür. Üzerimden büyük büyük kattım. Sen ne bakacaksın tuvalet? Böyle ölüme acınır mı? Ay, anne bileyim, adam ağlamak gerekir diye düşündü. Ay, hadi canım sen de. Gözyaşına yazık. Sanki öldü de bir şey eksildi. Dünyada ne iş yapıldı ki? Herkesin baş belası pis iğrenç. Biriydi. Gece gündüz kalbine iğrenci tekli. Kimseye rahat yüz göstermez. Durmadan burnu siler. Öksürür. Aksırır. Tıktırır. Akasır. Kuysuz. Hedik. Gece gündüz hizmetçileriyle uşaklarını paylar. Öyle iyi bilirdik demek. Böyle oluyor işte. Şimdi ben tasarladığım şeyleri gerçekleştirirken sen de bana yardım edeceksin. Öldüğünü kimse bilmediğine göre hissin yerini yatağına götürelim. Ben işimi bitireceğine kadar da öldüğümü kimseye söylemeyelim. Benim elime geçirmek istediğim bir takım paralar, senetler var. Paralar, senetler mi? Gençliğimin en tatlı yıllarını bu kadar herifin yanında bedavaya geçirmiş olacak değilim ya. Hadi gel Tony, ilk kişi olarak bütün anahtarlarını alalım. Acele etme ya. Maşallah benziyor, ne çalışıyor? Sen beni demek böyle seviyorsun ha? Sen bana büyük ders vermiş oldun. Bundan sonra aklımı başıma toplar, ona göre davranırım. Nasılmış abi, gördün mü? Vallahi bu derece seni dünyada ummazdım. Şşşt! Batman sen geliyor. Az önceki gibi yatı. Bir kez başlayınca sana hani gelmez. Hem bir kez başlayınca ailemizin bütün üyelerinin duygularını öğrenmiş oluruz. Aman tanrım! Ne görebilirim? Ne oluyorsun tuvalet, niye ağlıyorsun? Babanız öldü! Babanız öldü! Artık ne görmüyor musun? Bir zaman fenalık geldi, gelip gitti. Aman tanrım! Başıma gelenler! Benim dünyada bir babam kalmıştı, ona gitti. Üstelik de kalbi bana dönüp gitti. Bittikten sonra artık dünyada ne yapacağım? Nasıl anlayacağım? Ne oluyorsunuz acilik? Bir şey mi oldu? Niye ağlıyorsunuz? Yaşamımın en değerli, en kutsal hazinesini yitiririm de ağlamaz mıyım? Babam ölür de ağlamaz olur muyum? Tanrım! Ne beklenmedik bir acı! Ben de amcanızdan sizin ilginç istemesini rica etsinden yalvarır ve senin gönlü yaparım da sizi bana vermeye razı ederim diye gelmiştim. Aman Kriyan! Bundan sonra evlenmeyi kim düşünür artık? Ben babamı yitirdikten sonra insan içerisine çıkar mıyım? Artık evlenmeyi düşünür müyüm? İşte sana söz veriyorum. Rahim olacağım. Manastırlara kapanacağım. Ama izin ver. İzin ver de son bir kez öpeyim ellerini. Vay yavrum! Ben ölmedim. Sen benim canımdan, gönlümden bir parça mısın? Sen benim öz çocuğum musun? Hayır! Tansiyon yapana başladığına göre izin verin ayaklarınıza kapanıp sizden bir şey dileyim babacığım. Siz beni kliyanta vermek istemiyorsanız bari başkasına da vermeyin babacığım. Açayım bize! Böyle temiz bir duyguyla çırpınan iki gönlü birden yıkmayın. Artık buna da bir şey diyemezsin değil mi abi? Aman efendim! Böyle aşka canımı dayanır. Peki bunu size kızımı verin. Size damat olmanın kolayı buysa yalnız seçim değil, eczacı olmaya da hazırım. Abi bak ne diyeceğim. Yahu sen kendin hekim olsana. Hem böylelikle hastalığı da hekimliği de kendinde birleştirmiş olursun. Vallahi doğru. Gördünüz mü çabuk iyi olmanın yolunu? Dünyada hangi kabadayı hastalık bir hekimin başına iş açabilirmiş ki?
Sen sanırım benimle alaylısın kardeşim. Ben bu yaştan sonra nasıl okula giderim? Ben sana okula git dedim mi? Tanrı'ya şükür oldukça bilgin var. Ne hekimler var ki senden daha bilgili değil. Öyle ama iyi bir hekim olmak için hastalıkları, ilaçları iyi bilmek, Yunanca ve Latince'yi çok iyi konuşmak gerekir. Sen bir kez hekim cübbesini geçirdin mi onlardan daha çok bilgin olursun abi. Nasıl yani? Valla öyle efendim. Hiç olmazsa sakalınız var. Sakal demek en aşağı hesaplı hekimliğin yarısı demek. Ben kendi hesabıma her şeye hazırım. İstersen şu iş hemen oluversin abi. Nasıl? Hemen şuracıkta, kendi evinde. Kendi evinde mi? Elbette. Benim tanıdığım bir fakülte var. Gelirler hemen sana bir diploma töreni düzenlerler. Gider filan da istemez. Öyle ama ben ne söyledi yanıt veririm. Onlar sana bir iki cümleyle fenni celili tıbbı... Fenni celili tıbbı... Fenni celili tıbbı... Fenni celili tıbbı... Özetleyiverirler. Söyleyeceğin sözleri de bir kağıda yazıp sana verirler. Hadi sen şimdi git ağırbaşlı bir kılığa git. Ben de adam yollayıp onları çağırtayım. Peki hadi öyle olsun bakalım. İzin verin. Tanıdığınız bir fakülte ne demek? Vallahi öyle siz ne diyorsunuz? Amacınız ne sizin? Amacım bu gece biraz eğlenmek. Bazı sanatçılar çalgılı çengili bir eğlence düzenlemişler. Şu eğlenceye biz de katılsak da abi başrolü yapsa diyorum. Aman amcacığım siz babamla biraz fazla alay ediyorsunuz gibi geliyor bana. Babanın havasına uymak, onunla alay etmek sayılmaz kızım. Birazcık eğleneceğiz. Hem her birimiz bir rol alıp birbirimizi seyretsek bile olur. Karnavallarda, oh! Böyle şeyler doğaldır. Hadi hazırlıklarımıza bakalım. Nasıl razı mısınız? Elbette. Önümüze düşen amcam olduktan sonra. Evet. Ben niceydim. Dizanteriden diyaframa, diyaframdan böbreğe, böbrekten kasa, kasıktan fenni cilit tıbba kadar tüm hastalıklar itinayla tedavi edilir.